bilimsel araştırma türleri açısından farklı yaklaşımlar bulunmaktadır. Önemli olan, araştırmada kullanılan türün araştırma konusuna uygun olması ve konunun araştırılmasına katkı sağlayabilmesidir. Nicel araştırma. Tekrarlanabilen, gözlem ve ölçmeye dayalı, objektif bilimlerde yararlanılan sayısal bir yöntemdir. Deneysel model. İstatistiksel teknikler kullanılarak iki ya da daha fazla grup üzerindeki uygulamaların belirli değişkenler açısından oluşturduğu etkiler araştırılır. Betimsel model. Belirlenen konudaki mevcut durumları araştırarak sonuca ulaşmayı hedefleyen türdür. Bağlantısal model. Değişkenler arasında ilişki olup olmadığının araştırılması için kullanılır. Nedensel karşılaştırma modeli. Belirli değişkenlerin etkisiyle farklılaşma gösteren grupların birbirleriyle karşılaştırılabilmesi için kullanılır. Tarihsel model. Geçmişte oluşturulan bir değişkenin etkisinin şimdiki zamanda nasıl olduğunu sayısal verilerle açıklamak için kullanılır. Nitel araştırma. Gözlem yapma, görüşme ve doküman analizi gibi nitel verilere ulaşmak için kullanılan yöntemlerin uygulandığı araştırma şeklidir. Etkinin miktarından çok etkinin ne için oluştuğunu açıklamaya çalışır. Fenomenoloji. Olaylar, deneyimler ve kavramların fenomen halini almasının nedenlerini inceler. Etnografi. Kültürel gelenekler, yaşayış biçimleri ile ilgili nitelikli bilgileri ortaya çıkarmayı amaçlar. Gömülü teori. Nitelikli veri toplama aşamasında veriler içinde yer alan teorileri ortaya çıkararak yeni kavramlara ulaşmayı hedefler. Örnek olay. Örnek alınan bir durumun nedenlerinin nitelik açısından incelenmesini amaçlar. Saha taraması. Araştırılan konu hakkında nitel verilere ulaşmak için yapılan görüşmeler ve kaynak incelemelerini kapsar. Tarihi araştırma yöntemi. Geçmişten günümüze kadar geçen zaman içinde yaşanmış olayların araştırılması, ortaya çıkarılması ve açıklanması için kullanılır. Deneysel araştırma yöntemi. Bilimsel araştırma yöntemleri içerisinde en kesin sonuçlara ulaşılmasını sağlayan yöntemdir. Bu yöntemde amaç, araştırılan konunun değişkenleri arasındaki neden-sonuç ilişkilerini tespit ederek problemin etkenlerini belirlemektir. Planlama aşaması kolay olmasına rağmen, uygulama aşaması zor olabilen bir yöntemdir.